KONTV ekranlarına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili izleyenlerimiz. Bugün aktüel programımızla karşınızdayız. Sesimizin ulaştığı her yere herkese sevgiler, selamlar olsun. Bu güzel günümüzden güzel bir gün diliyoruz efendim. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Efendim bugün bizler neredeyiz? Çok güzel bir yerdeyiz. Eğitim robotları yarışmasında biliyorsunuz dünya birinciliği heyecanını bizlere yaşatan Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'ndayız. Ve burada çok güzel etkinliklerimiz olacak. Hem birinciliği kazanan öğrencilerimize ödüller vereceğiz. Hem de okulumuzda 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılan deneme sınavında birinciliği kazanan, derece yapan öğrencilerimize bir ödül törenimiz olacak. Plaketlerini vereceğiz, madalyalarını takacağız. Sonrasında ne yapacağız tabii ki? Biliyorsunuz okulumuzun birçok uygulama atölyesi vardı. Müzik atölyesinden tutun, robot atölyesine kadar birçok atölye. Her birini tek tek gezeceğiz. Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle sohbetlerimizi yapacağız ve yapılan çalışmaları ekranlarınıza getireceğiz. O halde ne yapıyoruz? Ondan sonra tüm güzelliğiyle başlıyoruz. Muhterem veliler, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, 30 Mayıs 2021 tarihinde okulumuzda gerçekleştirilen deneme sınavında tam puan alan ve sınıf birincisi olan 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimizin ödül törenini gerçekleştirmek üzere burada hazır bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sınıf birincisi olan ve tam puan alan öğrencilerimizi yürekten, gönülden tebrik ediyorum. Tabii ki Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğrencisi olmak bir ayrıcalık. Aynı zamanda bu öğrencilerin velisi olmak da, öğretmeni olmak da hepimiz için gurur kaynağı. Ben aynı zamanda öğretmenlerimi ve öğrencilerimizin anne babalarını, ailelerini yine canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Okulumuza misafir olan KONTV ailesine de, ondan sonra ekibine de şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Zaman kaybetmeden hemen ödül törenimize geçelim, madalya törenimize. Öğrencilerimizi sahneye davet edeceğiz ve madalyalarını takdim edeceğiz. Töreni düzenleyen aynı zamanda arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Güçlü bir alkış istiyoruz. ÖDM sınavında tüm soruları doğru cevapladı. Selçuk Oruç, aynı sınıftan Hacer Eslem Bayır. Ona da güçlü bir alkış. 5B Mustafa Kemal Bayat. Hocamızla birlikte buyurun. Şöyle alalım arkadaşlar çocukları. Mustafa Kemal Bayat, buyurun hocam. Geç. Güçlü alkış istiyoruz. Tüm soruları 60'ta 60 yaptı öğrencimiz. 5C'den Zeynep Tanrıverdi, öğretmenimizle birlikte buyurun. O da tüm soruları tam yaptı. Beşte Ayşenaz Bekret, öğretmenimizle birlikte. Buyurun Ahmet Hocam. Beşe Eymen Dokur, öğretmenimiz Fatih Hocam, buyurun. Şimdi sınıf birincilerimizi çağırıyorum. Beşe Mehmet Ali Altın, sınıf öğretmenimiz, alkış istiyoruz. 60'ta 60 yaptı. Pardon, 58. 59 yapmış. 5F'den Rukiye İrem İpek'ten. Melike Naz Şahin, Ece Naz Ünlü, Hakan Yıldız, Ayşe Ceren İpek'ten hızlı bir şekilde. Onların hepsi aynı yapmış. 5G Batı Nefesalar, güçlü bir alkış. O da bir yanlış yapmış. 5I Nil Arslan,
5K Furkan Daşbadem. Beşte Elif Duru Duransoy, Beril Cemile Demirkaya. Beş A Mahmut Fazıl Tanış. Beş B Emir Efe Akın. Hızlı bir şekilde gelelim arkadaşlar. Tamam, teşekkürler. 5D Tarık Ayfer, 5E Abdurrahman Güzel. Alkış istiyoruz velilerimiz, lütfen güçlü bir alkış. Bu çocuklar sınıf birincileri. 5F Ravza Kamile Bozkurt, 5G Mevlüt Kayra Ceyhan. 5H Züleyha Bulen Bozer, 5I Ecrin Berra Ertürk. 15-16 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilmiş olan Dünya Eğitim Robotları Şampiyonası'nda birinci olan, kendi kategorisinde, ilk öğretim kategorisinde birinci olan okulumuz Afacan takımının ödül töreninde bulunuyoruz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Tabii bu başarı, hepimiz biliyoruz ki başarı asla tesadüf değil. Sistemli çalışmayla birlikte geliyor. Ben çalışan öğrencilerimize, azmeden öğrencilerimize, pandemi boyunca çalışmayı bırakmayan, evlerinde bile çalışmaya devam eden, robot takımlarını evlerine götüren, velilerimizin destek olduğu, öğretmenlerimizin de asla öğrencilerimizi yalnız bırakmadığı bu süreçte emek veren bütün arkadaşlarıma, öğrencilerime teşekkürler ediyorum. Sağ olsunlar. Bu çalışma ve azimden sonra zaten başarının gelmeme ihtimali yoktu diye düşünüyoruz. Ben sözümü fazla uzatmadan bizleri yalnız bırakmayan değerli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ödül törenimize geçiyoruz. Saygıdeğer İlçe Milli Eğitim Müdürüm, kıymetli konuklarımız, okulumuz bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonunda belirttiği gibi çocukların öğrenmesiyle ilgili tüm aktörlerin okulu iyileştirme çalışmalarında yer aldığı okul gelişim modeli kurmuş, akademik, sportif, sanatsal ve kültürel çalışmalarını değerler eğitimiyle entegre etmeyi şiar edinmiş ve bu yöndeki çalışmalarıyla da öncü bir okuldur. Ayrıca bu çalışmaların yanında hem ulusal hem de uluslararası ölçekteki projelerde de öncülük eden okulumuz, Avrupa kalite etiketi almış bir Etivinik okulu olmanın haklı gururunu da yaşıyor. Okulumuzda halihazırda Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün konsorsiyum liderliğinde yürütülen Her Çocuk Değerlidir. Yine İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün konsorsiyum liderliğinde yürütülmekte olan Tamir Et, Geri Dönüştür, Yeniden Kullan isimli Erasmus Plus projeleri yürütülmektedir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kabul edilen 5 yıllık akreditasyon çalışmasında yapılacak olan hareketliliklerimizde ilimizde ortaokullar arasında en yüksek puanla kabul edilen okul olarak 5 yıl boyunca yapılacak olan uluslararası proje çalışmalarına katılmayı hak kazanmıştır. Yine bu yıl son başvuru döneminde robotik kodlama alanında yaptığımız proje başvurumuzun da sonuçlarının olumlu yönde olacağını umut ediyoruz. Tüm bu çalışmalarla öğretmenlerimizin, okulumuzun, ilimizin, ülkemizin mevcut potansiyelini Avrupa boyutlarına taşıyıp ülkemizi, milletimizi ve tüm değerlerimizi en iyi şekilde uluslararası arenada temsil eden bir okul olma hayaliyle çalışmalarımızı geceli gündüzlü sürdürmekteyiz. Kıymetli konuklarımız, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, bakanlığımızın yapmış olduğu merkezi sınavlardaki akademik başarısının yanında sportif ve sanatsal alanda, il çapında hem de ülke düzeyinde çeşitli başarılara imza atmış ilimizin, ilçemizin güzide okullarından biridir. Hem il hem de ulusal düzeydeki başarımızı bu sene yapılan uluslararası robot yarışmasındaki derecesiyle başarısını uluslararası düzeye çıkarmıştır. Kısaca dünya birinciliğine giden yolu açıklayacak olursak, okulumuzda 2019 yılında robotik kodlama sınıfı açılmış ve sınıfın faaliyete geçmesiyle birlikte robotik kodlama eğitimi verilmeye başlanmıştır. Verilen eğitimin ilk meyvesini de aynı yıl katıldığımız Türkiye Robot Yarışması'ndaki dördüncülük başarısıyla taçlandırmıştır. Bu yarışmada elde edilen başarıyla uluslararası yarışmada ülkemizi temsil etme hakkını elde etmiştir. Karantina döneminde çalışmalarımızı kesmeyerek ülkemizin adını duyurmak için 5. sınıflardan oluşan bir ekiple çalışmalar sürdürülmüş, okulumuz 9-15 yaş arası öğrenci kategorisinde Amerika merkezli 30 farklı ülkeden 140 takımın katıldığı çevrimiçi yarışmada ülkemizi temsil etmiştir. Yarışma sonuçlandıktan sonra Amerikalı, İspanyol ve Çinli hakemlerin puanlaması ile bir gün sonra canlı yayında sonuçlar açıklanmıştır. Okulumuz yarışmada en yakın rakibi Çin'i 100 puan farkla geçerek 9-12, 12-15 yaş arasında iki kulvarda birincilik elde etmiştir. Şimdiki hedefimiz ise 11 Aralık'ta Çin'de düzenlenecek Dünya Robot Yarışması'nda yine aynı başarıyı tekrar etmektir. Ülkemize bu nice başarıları tekrar yaşatmanız dileğiyle, saygıdeğer konuklarımız, okulumuza, ilimize, güzel ülkemize bu haklı gururu yaşatan değerli meslektaşlarıma ve sevgili öğrencilerimize ödül verecektir. İlk olarak Afacan takımındaki öğrencilerimizi buraya davet ediyorum. Afacan takımındaki öğrencimiz Mehmet Akif İbrim'e ödülünü ve madalyasını vermesi için Okul Aile Birliği Başkanımız Dilek Özkan Hanımefendi'yi buraya davet ediyorum. Afacan takımındaki öğrencimiz Cafer Şimşek'e ödülünü ve madalyasını vermesi için İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Turan Kayacıları huzurlarınıza davet ediyorum. Arz ederim. Ses geliyor değil mi? Kıymetli başkanlarım, değerli meslektaşlarım, aydınlık geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler. Öncelikle sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Doğrusu bu manzarayı özlemişiz. Az önceki tören ve bu törende böylesine sıcak bir atmosfer ve öğrencilerimizi böyle heyecanlı, canlı görmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. 2 yıla yakın bir zamandır hayatımızı zorlaştıran ve hayatımızı zorlaştırdığı gibi eğitim süreçlerini de zorlaştıran salgın musibetine rağmen farklı okullarımızın farklı kategorilerde gerek ulusal düzeyde gerek uluslararası düzeyde elde ettiği başarılara şahit olmak bizleri gerçekten mutlu ediyor, kıvanç duymamıza vesile oluyor.
Bu süreç içerisinde bir meslek sesimiz çıkıyor. Salgınla mücadeleyi kolaylaştıracak, hayatımızı kolaylaştıracak bir icat çıkarabiliyor. Ya da bir başka meslek sesimiz çıkıyor. Yine mücadeleye katkı sunacak maske, dezenfektan üretiminde rekorlar kırabiliyor. Spor lisemiz çıkıyor. Farklı branşlarda dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları getirebiliyor. Ya da daha önce hiç ülkemize madalya gelmemiş bir branşta ilk madalyamızı kazandırabiliyor. Bir İmam Hatip lisemiz çıkıyor. İnsansız su altı aracı üreterek yine uluslararası düzeyde bir başarı elde edebiliyor. Bir ortaokulumuz çıkıyor. Robot yapmak suretiyle dünya şampiyonluğu getirebiliyor. Bakanımızın Konya'mızı ziyaretinde ifade ettiği bir konu vardı. Demişti ki bakanımız, biz Konya'yı diğer iller arasında onlarla mücadele eden, onların önüne geçen bir konumda değil, Londra, Tokyo, Paris, Washington gibi şehirlerle yarışan bir eğitim başarısına sahip olarak görmek istiyoruz demişti. Gerçekten bu gördüğümüz manzara, bakanımızın işaret ettiği hedefe doğru emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. Gençlerimize eğer fırsat verilirse, imkan verilirse, ellerinden tutulursa ne büyük başarılara imza atabileceklerini hep beraber görüyoruz. Tabii burada ekibin, özellikle öğretmenlerimizin büyük özverilerinin, büyük gayretinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Gerçekten bu okulumuzda güzel bir ekip dayanışması var, gayret var, özveri var ve öğrencilerimizi kendi evlatları gibi gören, onlara sahip çıkan bir anlayış var. Bu başarıyı getiren en önemli etken olduğunu inanıyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Ben başta öğrencilerimiz olmak üzere onlara emek veren bütün öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Afacan takımımızdaki öğrencimiz Emir Arda Köklü'ye ödülünü ve madalyasını vermesi için Eğitim Birsen İl Başkan Yardımcısı Galip Bilgili Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Şimdi de projemizde görevli değerli meslektaşlarımızı buraya davet ediyorum. Okulumuz Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ahmet Salim Göktaş, İngilizce Öğretmenimiz Fatih Atik, Fen Bilimleri Öğretmenimiz Ayhan Yiğit ve Fen Bilimleri Öğretmenimiz Ferhat Köklü'yü huzurlarınıza davet ediyorum. Okulumuz Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ahmet Salim Göktaş'a plaketini ve sertifikasını vermesi için Adalet ve Kalkınma Partisi Selçuklu İlçe Başkanı Yardımcısı Hakan Yıldırım Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum. Afacan takımındaki okulumuz Fen Bilgisi Öğretmeni Ayhan Yiğit'e plaketini, sertifikasını ve madalyasını vermesi için İlçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Tahsin Karakaya'yı buraya davet ediyorum. Arz ederim. Okulumuz Fen Bilimleri Öğretmeni Ferhat Köklü'ye plaketini, sertifikasını ve madalyasını vermesi için Eğitim Birsen İl Başkan Yardımcısı Vedat Ay Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Yoksa.
Sevgili izleyenlerimiz, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nda birlikteliğimiz programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ödül töreninin hemen sonrasında artık biz atölyelerimizi gezmeye, sınıflarımızı gezmeye başladık. Şimdi Ferhat hocamız bizimle birlikte. Neredeyiz hocam? Merhabalar öncelikle. Sizi bir kez daha tanımak istiyoruz. İlk önce hoş geldiniz. Şu anda Konya Selçuklu ilçesi Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'ndayız. Fen bilgisi öğretmeniyim Ferhat Köklü. Bu sınıfımız zeka ve akıl ve zeka oyunları sınıfı. İlçede ve ilde düzenlenen bütün yarışmalara burada hazırlanıyoruz. Burada çalışma yapıyoruz. Geçen sene ve ondan önceki sene Selçuklu birinciliği, ikinciliği, Konya ikinciliği gibi dereceler elde ettik. Okulumuzun şöyle bir özelliği var. Birçok alanda çok fazla ödülleri kapmışız maşallah diyor. Aynen öyle. Bayağı bir çalışkan bir ekibimiz var. Bu çalışkan ekibin de getirdiği... Sizler sayesinde. Estağfurullah, yani elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bütün oyunlar var. Bu gördüğünüz sınıfta bütün oyunlarımız var. Yani yarışmada ulusal veya uluslararası hangi yarışma olursa olsun hepsine hazırlık yapıyoruz. En bütün çok kullanılan ya da tercih edilen oyun hangisi hocam? 4 tane oyunumuz var. Kulami, Pentako, Kulami, Mangala ve Reverse dediğimiz oyunlar. Bunlar turnuva oyunları. Bu oyunları her yıl, bu sene gerçi pandemiden dolayı yapamadık ama her yıl ilimizde, ilçemizde düzenlenen organizasyonlara katılıyoruz bu yarışmalara. Bayağı da başarı ve derece elde ettik bu oyunlarda. Kodlama öncesi zeka oyunları öğretiyoruz öğrencilere. Sebebi ise zeka oyunları biraz daha farklı. Yani çocuğun, öğrencinin gelişimini daha üst düzeylere çıkarıyor. Kodlamayla birlikte bunu da tamamlıyoruz. Elememiz ilk başta hani öğrenci seçimi için, çünkü okulumuz 3000 öğrenci var okulumuzda. Çok fazla değil mi sayı? Fazla bir öğrenci sayımız var. Elememiz lazım, en iyisini seçmemiz lazım. En iyiler burada mı şu an? En iyiler burada şu anda. Maşallah. Beşlerimin en iyileri Mangala'da, Kulami ve Reverse'de en iyilerim burada. Tanıyalım mı kızlarımızı? Maskemizi de çıkarabiliriz. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Esila, doğru söyledim değil mi? Elisa, nasıl tersinden söylemişim ya, Elisa, Esila dedim Elisa'ya. Elisacığım, hocam sizi çok övdü. Şimdi sen herhalde böyle sunuculuk yolunda ilerleyecek gibiymişsin. Doğru mu? Seni bir tanıyalım. Duyuyorum. Ben Elisa Ekim, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu 5K Yabancı Dil Ferhat Köklü öğretmeninin öğrencisiyim. Okulumu çok seviyorum. Yani okulumda öğretmenlerim bana çok etkileri var. Mesela robotik kodlama eğitimi aldım, zeka oyunları eğitimi aldım. Ve bunlara da çok ilgi duydum. Öğretmenime buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Ben dersleri ve fen dersini çok sevdiğim için öğretmenim de çok... En çok sevdiğin, şimdi öğretmenim burada değil diye söylemeyeceksin ama. Yok, hayır, gerçekten fen dersini çok seviyorum. Fen dersi önde. Peki oyunlardan hangisi peki? Oyunlardan Mangala. Birinci sınıftan beri Mangala oynuyorum. Mangala'yı çok duyduk değil mi? Ama böyle dama falan da var yalnız. Çin damasını hiç duymamıştım. Dama oyunu klasiğini biliyoruz hocam. Unuttuk gittik tabii biz. Osmanlı oyunudur. Yani bize ait, bizim kültürümüze ait bir oyundur. Ve Mangala'nın çok yayılmasını istiyoruz. O yüzden dolayı hemen hemen bütün öğrencilerimize Mangala'yı kesinlikle öğretiyorum. Çünkü Osmanlı oyunu, gerçek oyun bize ait yani. Kültürümüzü de bir taraftan öğrenmiş ve devam ettirmiş oluyoruz. Peki bize oyunun kurallarını şöyle kısacık anlatabilir misin? Tabii ki. Her bir böyle kutucuğa 4 tane taş geliyor. Tamam. Taşlardan bir taş bir kuyuda olmak üzere ilerletiyorsun. Son taşın eğer kendi kuyuna gelirse tekrar sıra sende oluyor ve eğer son taşın rakibinin çift taşına denk gelirse o çift taşını sen alıyorsun. Daha bir sürü kuralları var ama. Sen şimdi anlatırken ben nelere dikkat ediyorum bakalım. Nelere? Bir diksiyon var ki maşallah, hiç ığladı mı? Hayır tabii ki, değil mi? Maşallahı var vallahi. Tebrik ediyorum seni. En çok sevdiğin ders sende de onun dışında? Onun dışında matematik. Peki ne olmak istiyorum? Sayısalcıyız zaten herhalde, öyle ilerliyorsun. Robotik, robotları çok seviyorum ve robot üzerine yazılım mühendisi. Yazılım mühendisi diyelim. Yoksa makine mühendisi falan mı? Bilgisayar. Yani bilgisayarda iş yapmayı, işte böyle robot tasarlamayı çok seviyorum. Oo, tamam. Geleceğin mühendisleri. Evet, hemen şu tarafa
geçiyorum. Seni de tanıyabilir miyiz ablacığım? Evet, benim ismim Şifa Nur Akmercan. Sade dönelim. Kaşgari Mahmut Ortaokulu'nda 5K sınıfında okuyorum. Burada 120 saat zeka oyunları eğitimi alıyoruz. Burada benim en çok sevdiğim oyun Reverse'i. Oyunda rakibinin taşlarını sırasıyla kendi taşlarını rengine çevirmeye çalışıyorsun. Oyunda iyiyim. Yani oyunu seviyorum. En sevdiğim ders Türkçe. Harikasın. Büyüdüğüm zaman mühendis olmak istiyorum veya doktor da olabilir. Bilişimde ilerlemek istiyorum. İHAVA sihaları yapmak istiyorum. Şimdi biraz sözel, biraz sayısal karıştı ama ortaya karışık eşit ağırlık çıkacak sanırım. Evet. İkisinde de iyiyim ama en çok matematikte işlemleri çözmekte iyiyim. Harikasın. O halde birazcık bir oyun uygulamasını çekelim mi? Hadi bakalım kızlarımız bir dama mı oynasalar? Mangala mı oynasalar? Ne oynamak istiyorsunuz? Mangala oynuyoruz. Hadi o halde. Hadi mangala. Ne yapıyoruz sevgili izleyenlerimiz? Kızlarımızın akıl ve zeka oyunlarından bir örnek geliyor. Çalışma geliyor ekranlarımıza. Sonrasında diğer sınıflarımızda, atölyelerimizde, sohbetimize, muhabbetimize, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel, değişik bir oyun. Pratik bir şekilde helal olsun bitirdiler ve tebrik ediyoruz seni. Seni de tebrik ediyoruz. Gayet güzel, ne güzel açıklayarak oynadılar. Hocam, mini bir oyunda bana öğretirseniz. Olur mu? Kızlar mı öğretsin acaba bana? Hadi seçelim bir oyun, gel. Şimdi nereyle? Şimdi şu anda Şifanur'dan bahsedeyim. Şifanur her hafta yapılan Elis Alex'i ve diğer öğrencilerim de var benim. Kendi yabancı dil K sınıfım. Ve proje grubu diye bir WhatsApp grubum var. Orada 3-4 tane sınıfımın öğrencileri var. Her hafta biz yurt dışıyla etwing projeleri yapıyoruz. Litvanya'yla, Polonya'yla. Aslında yarın Polonya'da bir toplantımız var Zoom üzerinde. Ve işin en güzel tarafı, şimdi benim İngilizcem zayıf ama sağ olsun güzellerim var. Moderatörlüğü o yapıyor. Ben sadece kenarda izliyorum. Polonya olsun, Litvanya, İtalya olsun, Hırvatistan olsun yaptığımız bütün projelerde onlar çeviri yapıyor. Şimdiki gençler o kadar çok imreniyorum ki hocam. Yani bizim zamanımızda böyle oyunlar mı vardı, böyle sınıflar mı vardı? Böyle İngilizce mi konuşuyorduk? Yoktu ki. Böyle öğrencilerde yoktu ama var mı? Böyle öğrencilerde. Hadi bakalım bir sonraki sınıfımızla atölyemizle devam ediyoruz. Kızlarımıza teşekkür ediyoruz ve ondan sonra tüm güzelliğiyle devam ediyor. Evet, okulumuzda gezimiz devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Profesör Doktor Fuat Sezgin robotik kodlama atölyesindeyiz ve afacanlarımızla birlikteyiz. Tabii ki bu işin mimarı olan öğretmenimiz bizimle birlikte. Kendilerini tanımak istiyoruz ve bu atölyemizde yapmış olduğumuz çalışmalarda neler var? Bunların bilgisini sizden almak isteriz hocam. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Adım Ahmet Salim Göktaş, Bilişim Teknolojileri öğretmeniyim. Biz burada öğrencinin ufkunu açacak olan bütün robotik kodlama atölyesinde olması gereken bütün robotlar vardır. Biz burada öğrencimizin aynı zamanda robot tasarım yaparken problem çözme, durumlar karşısında çıkabilecek problemleri çözebilme gibi bütün işlemleri bir arada sağlayacak işleri bir araya getirdik. Biz bunun öncesinde aynı zamanda burada kurslar düzenliyoruz. Bu kurslarda yetenekli, becerikli öğrencileri bir araya getirip bu şekilde yarışmalara hazırlanıyoruz. Burada şakkatli bir süreç tabii, yarışma süreci değil mi hocam? Ne kadar sürüyor? Yaklaşık olarak biz 2 aylık bir süreç vardı burada. Burada çocuklarımızın da fazlasıyla çalışmasından kaynaklı, yani çok becerikli öğrenciler. Ve bu şekilde nedir? İşte el becerilerini geliştiriyorlar. Aynı zamanda problem çözme, işte bir verilen görevi algoritma kurallarını bir araya getirerek oradaki görevi yapmaya çalıştılar. Ve maşallah hepsi yetenekli öğrenciler.
Birinciliği kaptık. Evet, evet. Sizler sayesinde. Çok şükür. Öğrencilerimiz sayesinde. Geceli gündüzlü çalıştığınızı biliyorum. Canlı yayına katılan öğretmenlerimiz anlatmışlardı. Tabii ki sevgili müdürümüz. Çok güzel bir atölye. Ben ilk defa geldik buraya. Evet. Yani var mı böyle Türkiye'de yani, böyle bir atölye? Türkiye'de bence yok gibi. Karşılaşmadım ama yani internette. Burada yani aklınıza ne gelirse işte. Neler yaptı? Aynı zamanda neler var işte. Burada Abilix markasına ait eğitim robotlarımız var. İşte Arduino setlerimiz, işte dronlarımız var. Bunun yanında işte 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlüğümüz de var. Yani burada öğrencinin ufkunu açabilecek ve teknolojiyi yani tamamen yerli üretim yapmak için bütün imkanları sağladık. Umarım buradaki öğrencilerimiz ileride nedir? Ülkeye daha faydalı işlerde bulunabilir. İnşallah. O halde hocam siz de böyle alalım lütfen. Sizinle de birazcık sohbet edelim. Canlı yayında ağırladık ama. Evet, merhaba. Bir kez daha tanımak isteriz. Evet, ben Ayhan Yiğit, fen bilimleri öğretmeniyim. Bu okula geldikten sonra zaten bilgisayara, kodlamaya karşı bir ilgim vardı. Her daim işte diğer okulumuzdaki teknoloji tasarım öğretmenlerimizle, bilişim öğretmenlerimizle diyalog halindeydik. Zaman içinde birbirimizle olan ilgimiz, alakamız, ondan sonra iletişimimiz gelişti. İlgilerimizi öğrendik. Birlikte hareket etmeye başladık. Bu süreçte işte okul müdürümüz de güzel bir organizatörlük yaparak, kesinlikle. Evet, velilerimizi ve diğer öğretmenlerimizin de organize olmasıyla beraber böyle mükemmel bir robotik kodlama atölyesine sahip olunca kendimi bir anda bu işin içinde buldum. Zaten arzu ettiğim, hayal ettiğim bir şeydi. Böyle bir ortamda insan daha çok çalışası gelir değil mi hocam? Yani evet. Üretkenlik de artar. Kesinlikle. Ve büyük bir zevkle, büyük bir keyifle burada öğrencilerimizle beraber hani teknolojik olarak hemen hemen birçok imkana sahibiz. İhtiyaçlarımızı da giderebiliyoruz. Burada çocuklarımızla beraber hem onların el becerilerini, yeteneklerini, zeka gelişimlerini hep bir arada koordineli bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Peki sırada hangi yarışmamız var hazırlandığımız? Şu anda evet, MEB'in çizgi izleyen robot yarışması var idi ama çok yakın bir zamanda süresiz ertelendi. Ama biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Robotumuz bitme aşamasına geldi artık. Şimdi hızını arttırma noktasına geldik. Allah kısmet eder de yarışma günü ilan edilirse çocuklarımızla beraber o yarışmaya gideceğiz. İki takım halinde. Tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çocuklarımızla da konuşalım. Nereden başlayalım? Şöyle afacanlarla başlayalım, böyle de devam edelim, olur mu hocam? Sevgili izleyenlerimiz, şimdi afacanlarımızla sohbet etme zamanı. Burada yaptığımız çalışmaları bir de onlardan dinleyelim istiyoruz. Hangi yarışmalara katılmışız? Nasıl ödüller almışız? Tabii ki bu süreci onlardan da dinlemek istiyoruz. Çok güzel işlere imzaları attık değil mi afacanlar? Tebrik ediyorum hepinizi. Senle başlamak istiyoruz ablacığım. Ben geçen sene Abilix firmasının yine Sunlab sponsorluğunda olan bir yarışma, Türkiye genelindeki yarışmada dördüncülük aldım. Aynı zamanda bu sene Urfa yarışmasına katıldım. MEB'in Urfa yarışmasına. Harikasın ama isim soy isim söylemedin. Mehmet Eren Kırkars. Evet, memnun olduk ablacığım. Başarıların devamını diliyoruz. Cafer, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet. Evet, hadi bakalım buradaki yaptığımız çalışmaları ve yarışmaya hazırlık sürecini, yarışma anını sizden bir dinlemek istiyoruz. Tabii. Katıldığım yarışmalar geçen seneki, bu seneki ve Urfa'ya katılacağız. Ekibinde sen de varsın. Evet. Okulun varsınız yoksa. Harikasınız. Hayır. Sen hariç. Tamam. Evet. Şey diyorsun. Yarışma esnasında birkaç ay çalıştık. Hı-hı. Yani Arife, bayram çalıştık sürekli. Hı-hı. Sen neler yaptın yarışma? Görevin neydi? Görevim yazılımcı. Yazılımcı. Evet. İleride ne olmak istiyoruz? Bilgisayar yazılımcısı. Harikasın. Evet. İnşallah gönlüne göre olsun. Mehmet Ali, doğru söyledin değil mi? Mehmet Akif. Dur, Mehmet Ali diye aklımda kalmış. Mehmet Akif. Ablacığım seni de tanıyalım ve sen de o süreçleri burada atölyede yaptığımız çalışmaları sen de anlat istiyoruz bize. Tabii ki ben Mehmet Akif İbrim. Ben 4 yıldır kodlama ile uğraşıyorum. İlkokulumda da böyle bir atölye vardı. Onlar da sağ olsun bana imkan sunmuşlardı. Ben ilk yarışmamı 3. sınıfta yapmıştım ama o Urfa veya bunlarla alakalı değildi. Bilgisayarda oyun yapma yazılımıydı.
Onun dışında ise 4. sınıfımda da Abilix'in robotlarının ile ilgili bir yarışma yapmıştık. Bu sene de yine Abilix'lerle ilgili dünya birinciliği aldık. Yakın bir zaman içerisinde de Şanlıurfa'da düzenlenecek MEP çizgi tanıma, çizgi üzerinde gitme yarışmasına katılacağız. Hadi inşallah. İnşallah. Merhaba. Benim adım Emir Arda Köklü. Biz bir yarışmaya robotlarla katıldık. Zaten birinci olduğumuz alan robotlar. Biz bir yarışmada robotları görev yaptırdık. Neler yaptırdınız? Görev neydi? Bir tane görev itip kutuyu bir bölmeye vermekti. Bir görev döndürüp misketi hazneye düşürecektik. Bir tane görevimiz de bir aparatla basıp şişeyi kutuya koyuyorduk. Şimdi ben ayrıyım dedin değil mi? Sen neredeydin peki? Seni de tanıyalım. Ben geçen yıl Mehmet Eren arkadaşımızın tanıttığı yarışmada Türkiye Geneli Yarışması'na katıldım. Okulumuzu temsil ettik. Daha doğrusu biz 7. olduk ama yani okul sponsorunda olduğu için 4. olarak anıldık. Böyle. Adım Gökhan Recep Aydoğan. Gökhan'cığım başarılar diliyorum. Ne güzel işlere imza atmışlar ya. Tebrik ediyorum. Yolları açık olsun. Eminim bundan sonra da çok güzel projelerde yer alacaklar ve birincilikleri, şampiyonlukları, o heyecanı bizlere tattıracaklar değil mi hocam? Peki şimdi buradaki uygulamalardan birkaç uygulama şöyle çocuklarımızın çalışmalarından uygulamalarımız ekranlara gelsin. Sonrasında farklı atölyelerle tabii ki çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle ben... Kendi aralarında bir şeyler yapalım. Tamam şimdi ben baştan şimdi... Tamam hadi başlıyoruz. Bu A motor. Tamam. A motoru dereceye aldık. Tamam. Dereceye aldıktan sonra 2000 yaptık. Derece. 2000 derece dedik. Tamam. Hızımız 25. İleri doğru artı olduğu için ileri doğru. Eksi olsaydı geri mi gidecek? Aynen. Okey. İleri doğru 25 hızında git diyoruz. Buradaki kod da bununla aynı. B de bununla aynı zaten. Hadi tekrar başlayalım gönder. Mı? Tekrar gönder. Evet. Hadi gönderiyoruz. Mesela şu an 2000 derece, motorların döndüğü 2000 derece boyunca... Bu tam bana göre oldu şu an. Gıdım gıdım gidiyor tamam. Değil mi? Evet. Tamam, buydu değil mi? Yani bunlara biz istediğimiz komutu verebiliyor muyuz? Tabii. Evet, evet. Neler yapabiliyor? Yani alıyor, götürüyor, gerine geri bırakıyor. Evet. Robotumuzda çizgi izleyen, çizgi takip sensörleri var. Bununla mesela bu haritayı izleyerek bir görev yaptırabiliriz. Bayağı görevler verebiliyor. Bayağı gelişmiş şeyler var mesela. Kamera sensörü takıp kamerayı falan kullanabiliriz. Evet. Harikasınız gençler. Ses hocam. Ses de çıkarıyor. İstediğiniz sesi. Öyle sesinizi. Mi? Hadi bir ses duyalım da sonra gidelim evet. Diğer atölyemize. Yarışmamız burada mı oldu peki? Buradan bu. Yarışmamız şu tam ortada noktada koyduk şu sistemimizi. Biz tamamen kapı kenarında. Bu taraf tamamen boş. Yani hiçbir şeye müdahale etmiyoruz. Edemedik daha doğrusu çünkü yasak. Kurallar var. Kurallarda her müdahale ettiğimiz zaman bizden puan düşecekti. O yüzden puanımız düşmesin diye o kadar kendimizi geri çektik ki tamamen çocuklarla olan bir durumdu. Yani sağ olsun ekibim, güzel bir ekibim var. Gerçekten istekli ve sabah 8'de okul açtık. Akşam 6-7 hatta yarışma akşam olacağı için akşam 10'a kadar çalıştık. Eren'imin sınavı olduğu için alamadık onu. RG sınavı olduğu için ama 5. sınıflarda... Sınav nasıl geçti? Güzel geçti. Tebrik ediyorum seni. En azından değil mi? Oldu mu? İki yanlışımız var matematikte. Başka yok. Efsane bir... İşte bu. Tam afacanlara yakışır bir durumdu. Ben de şunu diyorum. Kodlama ve akıl ve zeka oyunları tamamen ders başarısını etkiliyor. Yani Eren'le ben geçen seneden beri 2 senedir çalışıyorum. Yani aslında Eren'in bu fen lisesinde kazanmasının sebebi kodlama. Yani zeka oyununda öğrettim ben Eren'e. Kodlama eğitimini de verdim. Kodlamayı da çok sevdiği için yani LGS'de müthiş bir başarı yakaladı. Aslında Türkiye birinciyi bekliyorduk. Ben hedefim daha büyüktü Türkiye birinci ama olmadı. Yani neyse nasip diyeyim işte. Önümüzde artık ne varsa. Artık 5. sınıflarını bekliyorum. Onlar Türkiye birinci olacak i̇nşallah, artık. İnşallah. İnşallah gönüllerine göre olsun. Hadi bir sesli uygulama alıyoruz. Sonrasında diğer atölyemizde kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nu gezmeye devam ediyoruz. Çok güzel atölyeleri gezdik ve öğrencilerimizin çalışma alanlarında muhteşem yerler var. Çok da güzel, başarılı işlere imzalar atmışız. Şimdi ise öğretmenler odasındayız ve burada kıymetli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikteyiz. Her birini tanımak istiyoruz ve LGS'de yakalamış olduğunuz başarı hakkında tabii ki çalışmalarla ilgili bilgilerimizi alalım istiyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Tanıyabilir miyiz hocam? İngilizce öğretmeniyim. İsmim Hilal Şirin. Hoş geldiniz okulumuza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Okulumuz gerçekten her alanda başarılı. Diyoruz bu bir ekip işi aslında. Öğretmenlerle başlıyor, öğrencilerle devam ediyor, velilerle de devam ediyor aslında. Üçlü bir sac ayağından bahsediyoruz. Destekli gidiyor zannedersem çalışmalarımız, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Başarıyı tek başına sahiplenmek hiç bizim okulumuzun yapacağı bir şey değil. Özellikle velilerimiz çok özverili çalıştılar. Sınıf annelerimiz oldu. Onlar, herkes birbirini organize etti. Bunun yanında müdürümüz, müdür yardımcımız bizi her konuda desteklediler. Ne istiyorsak gerçekleştirdiler. Çocuklarımız zaten parlayan yıldızlarımız. Onlar olmasa zaten bunu konuşamazdık. Bütün yük aslında onların içindeydi. Biz onları desteklemeye devam ettik. Destekli olmak çok önemli. Teşekkür. Severek yapıyorlar tabii ki. Uzakta kaldık ama ben birkaç öğrencimle devam edeyim. Sonra öğretmenlerime doğru ilerleyeyim. Volkan, şöyle ilerleyeceğim ben. Merhabalar arkadaşlar. Seninle başlayalım mı konuşmaya? Ben Birsen Uğraşır. 8. sınıfım. Evet, sınav. Sınavdan bahsedelim. LGS öğretmenlerimiz, velilerimiz sayesinde güzel geçti. Onlar bizim için çok uğraştılar. Tabii idare falan da bizim için çok şey yaptı. Ellerinden geleni yaptılar. Öyle. Şimdi Gülenlere doğru ben bir gideyim bakayım. Gülenlere doğru bir gideyim bakayım ben şöyle. Evet. Mesela seni bir tanısak mı acaba? Adım Mustafa Mert, soyadım Özdemir. LGS 2021'e girdim. Sınavı çözdüm. Yani. Nasıl geçti sınavda? Kaçıncı olduk? Nasıl geçti? Bir anlat bakalım. Sözel'de Türkçe'de ilk soruyu boş bıraktım. Hı hı. Türkçe'yi bitirirken 4 tane boşum vardı. Sonra döndüm, çözdüm. Sayısala geçtik oradan işte. Sayısalda başım ağrıyordu benim. Sınavı yarıda bıraktım deme sakın bana. Merhaba, ben Hüseyin Ok. 8'li öğrencisiyim. Sınava girdim. Senin sınav nasıl geçti? Ya iyiydi. Matematik zordu. Diğerleri normal. Öyle. Hadi bakalım. İnşallah gönlünüze göre olsun her şey. Ve kıymetli hocalarımla da hemen biraz konuşmak istiyoruz. Zor bir süreçti tabii ki sınav süreçleri, hazırlık süreci. Uzun bir maratondan bahsediyoruz. Tabii pandemi süreci biraz bizi zorladı. Bazı şeylerden alakoydu. Ama bu süreci nasıl yönettik? Merhaba hocam. Merhabalar, ben Armağan Demir, matematik öğretmeniyim. Pandemi süreci tabii ki hepimizi çok zorladı. Uzaktan olsun, yüz yüze eğitimlerde olsun ama herkes çok özverili çalıştı. Öğrencilerimiz, biz öğretmenler olarak, idarelerimiz, velilerimiz ve bunun yanında Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, biz büyük bir aile diyoruz. Sadece bizlerle de sınırlı kalmadı, bizim evimize de taştı bu iş. Eşlerimiz de bize çok destek verdiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani yeri geldi bizimle sevindiler, bizimle üzüldüler. Her anlamda bir birlik olduk biz. Ve çok güzel sonuçlara ulaştık. Rahat bir nefes aldık şu anda. Güzel sonuçlarla da 30 Haziran'da inşallah bunu taşlandıracağız. İnşallah. Resmiyete bindireceğiz. Mutluluğumuz kat ve kat artmış olacak. İnşallah sizler sayesinde. Merhaba hocam. Merhabalar, okulumuza hoş geldiniz. Ben sosyal bilgiler öğretmeni Amire Doğru. Ben de 8. sınıflara İnkılap Tarihi derslerine girdim bu yıl. Bizim okulumuzda bambaşka bir ruh var. Bizim okulumuzda işbirliği, dayanışma. Yani bu işbirliği, dayanışma sadece işte öğretmen değil, idareyle. Öğrencilerimizi zaten biz çocuklarımız gibi görüyoruz, benimsiyoruz. Velilerimizle öyle. Ve bu işbirliği bizi tabii ki başarıya götürüyor. Tabii güven de var. Yani öğrencimiz bize güveniyor, biz öğrencimize güveniyoruz. Ve bu azim ile, bu çabayla başarılı bir yıl geçirdik. Çok çalıştık. Çok fazla çalıştık. Yani şahit olduk. Evet, çok çalıştık. 8. sınıflar resmen bir maraton halindeydik.
İnşallah 30 Haziran dört göz bekliyoruz. Öğrencilerimizin gönüllerini, muratlarını ermelerini istiyoruz. Okulumuza geldiğiniz için, bu sevincimizi, bu mutluluğumuzu paylaştığınız için teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de kendimizi bu aileden biri gibi görüyoruz. Çünkü kocaman bir aile olmuşlar. Başarıları daim olsun inşallah. Bakalım sırada hangi atölyemizin güzellikleri var? Evet, okul birincimizle birlikteyiz şu an sevgili izleyenlerimiz. Kendisini tanımak istiyoruz. Evet, ben Sedat Afşören. Ben LGS sınavında hani her arkadaşımın olduğu gibi zorlu bir maratona girdim. Her arkadaşımın olduğu gibi çalıştım. Hani bütün öğrenciler emek verdi. Hani hepimiz de emeklerimizi çalıştıklarımızın doğrultusunda aldık. Hani nasip bana oldu. Hani herkes emeklerinin karşılığını aldığını düşünüyorum. Buradan bir sonraki sınava girecek olan ya da bundan sonraki farklı sınavlara girecek olan arkadaşlarımıza, izleyicilerimize önerilerin neler olur? Öncelikle şöyle, ben LGS sürecini şöyle düşünüyorum. Hani size bir çiçek veriyorlar ve siz bu çiçeği küçükken alıyorsunuz ve sizi bu çiçeği büyütmek için size 10 litre bir su veriyorlar. Siz bu suyu nasıl çiçeğe yeterli olarak 100 mililitre vereceğiniz için hani adım adım, yavaş yavaş, planlı şekilde verecekseniz öyle çalışmalılar. Düşünün ki siz bu çiçeğe hiç su vermediniz, 6 ay geçti, 6 aydan sonra 10 litre suyu dökmeye başladınız. Çiçek nasıl o zamandan sonra kurursa veya çok erkenden bütün suyu dökerseniz de sonradan hani çiçeğe su kalmazsa yine kurur. Aynı bu şekilde hani kendi gücümüzü çok şey yapmadan, bitirmeden yavaş yavaş planlı bir şekilde LGS sürecini yönetmeliyiz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz güzel önerilerden dolayı ve ondan sonra tüm güzelliğiyle devam ediyor. Evet, şimdi neredeyse sevgili izleyenlerimiz müzik sınıfındayız. Tabii ki kıymetli hocamızdan burada yaptığımız çalışmalar hakkında, eğitim süreci hakkında bilgilerimizi alacağız. Her bir sınıf özenle hazırlanmış sanki. Barış Manço'lar, Aşık Veysel'ler var, Neşet Ertaş'lar görüyorum duvarda, çok güzel. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Mustafa Karaca, müzik öğretmeniyim. Yaklaşık 2 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Gerçekten çok özel, çok güzel bir okuldayız. Fiziki altyapımızla, atölyelerimizle, hani okulumuza tabiri caizse özel okullar standardı ile değil, öğrencilerimiz özel okullar standardı üzerinde eğitimler vermeye çalışıyoruz. Ben müzik öğretmeni olarak okulda bağlama kursu, gitar kursu ve bu sene de yine piyano kursunu da başlatacağız, keman kursunu da başlatacağız. Okulumuzdaki bu çalışmaları yani büyük bir büyük bir özenle, büyük bir titizlikle ve büyük bir keyifle yapıyoruz. Tabii ki okul idaremizin desteği bize çok fazla. Sağ olsunlar. Biz bu müzik sınıfının hayalini okula ilk geldiğimiz günden beri kuruyorduk ve bu işte tasarım dilini okul idaremize açtık. Hocam biz böyle istiyoruz. Bir müzik öğretmeni olarak bir müzik atölyesi, profesyonel bir müzik atölyesi hazırlamak istiyoruz diye. Tabii ki fikrimizi okul idaresine açtık. Okul idaresi de son derece anlayışla karşıladı. Ve bugün öyle bir sınıf yapalım istedik ki öğrencilerimiz hem tarihimizin müzik kültürünü tanısınlar, müzik ile ilgili önemli olan işte sanatçıları bilsinler, olayları bilsinler, burada çok temel olan şeyleri bilsinler, görsünler ve kafalarında canlansınlar, canlandırsınlar istedik. Ve böyle bir sınıf hazırladık ve bu sınıfımızda işte öğrencilerimizi heyecanla bekliyor olacağız. Çok güzel düşünülmüş falan. Her girdiğin sınıftan insan çıkmak istemiyor bence. En çok sevdiğim dedim çünkü müzik evrenseldir diyoruz. Müzik ruhun gıdasıdır, şifadır diyoruz. Gerçekten de öyle. Her bir eğitim noktasında çocuklarımız bence kendilerini yeniden yenilemiş oluyorlar. Ama müzik her hayatta olmalı bence, var da. Tabii ki, yani müziksiz bir hayat düşünülemez. Hayatın kendisi zaten müziktir. Müzik dudaktan kalbe giden bir duygu akışıdır aslında. Ben
Buradan velilerimize ya da bizi izleyenlere şunu önermek istiyorum. Küçük çocuğu olanlara özellikle çocuklarınızı müzik kurslarına verin. Çünkü şöyle... Nasıl etkiler hayatımızı? Bunun şöyle bir etkisi var. Çok araştırılması lazım ama biz bunu gözlemsel olarak şöyle gözlüyoruz. Müzik kurslarına giden öğrencilerimizin akademik başarıları çok yükseliyor. Çünkü bir noktada çok dikkat kesilmeyi, bir noktada çok yoğunlaşmayı ve odaklanmayı çok güzel öğreniyorlar. Çok güzel güdüleniyorlar. Dolayısıyla bu akademik başarılarına da çok yansıyor. Bir öğrencimle çok kısa bir anımı anlatmak istiyorum. Daha önce görev yaptığım bir okulda işte bir öğrencimiz piyano kursuna gitmişti ve sonrasında bir iyi bir okula giderek orada da durumu çok iyi öğrencimizle karşılaştım ve bana şunu söyledi. Hocam dedi, ben dedi yani hani piyano çaldığım için dedi çok çabuk anlıyorum, çok çabuk kavruyorum. Bunun bana çok faydası oldu dedi. Yani gerçekten hani bunu yani piyano çalmadan önce, piyano çaldıktan sonra özellikle hafızamın, zekamın daha da böyle arttığını hissettim dedi bana. Ve gerçekten kendisi piyano çaldığı için çok başarılı bir öğrenci konumunda. Sizler sayesinde. Teşekkür ediyoruz. Şimdi öğrencilerimiz bize güzel bir hazırlık yapmışlar. Çok güzel hazırlıklar var. Şimdi isterseniz şöyle biz piyano ile başlayalım. Tamam. Öğrencimiz çok güzel piyano çalıyor gerçekten. Harika piyano çalıyor. Hemen bize Sezen Aksu'dan çok beğenilen küçüğüm şarkısını çalacak. Evet. O halde ne diyoruz şimdi? Artık müzik zamanı diyoruz. Çocuklarımızın bizlere hazırlamış olduğu o güzel müzikleri bir güzel dinliyoruz. Thank you.
Evet sevgili izleyenlerimiz, artık program sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi ise neredeyiz? Resim atölyesindeyiz. Merhaba hocam, sizleri de tanıyabilir miyiz? Ben Kaşgarlı Mahmut'ta 6 yıldır görev yapıyorum. Kaşgarlı Mahmut'ta 6 yıldır görev yapıyorum. Resim öğretmeniyim. 20. yılımı devirdim. Tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalara imza atmışız yine burada. Neler yapıyoruz? Neyle başlıyoruz? Arkadaşlarımla 4 kişiyiz biz. Ben 5'ten öğretmeniyim. Kara kalem tasarımlarımız var. Natürmont, yağlı boya, tuval çalışıyoruz. Yeri geliyor. Hafta sonları kurslarımız oluyor. Hafta sonu kurslarda artı ne öğreniyoruz peki hocam? Hafta sonu kurslarımızda hafta sonu çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Güzel Sanatlar Lisesi'ne yetiştiriyoruz. Özellikle 8. sınıftaki öğrencilerimizi daha çok güzel sanatlara, sanat alanına teşvik etmeye çalışıyoruz. Çok yetenekli çocuklarımız var. Peki bu tarz sınavlara girmek için şartlar nedir? Nasıl bir hazırlık yapmak gerekiyor? Şartlar şu şekilde. Öncelikle çocuğun bir yeteneği olması lazım. Biz de o yeteneği işliyoruz yani. Hafta sonu kurslarımız oluyor. Kursa çocuklar gönüllü olarak katılıyor. Biz en iyilerini seçerek çocukları Güzel Sanatlar Lisesi'ne teşvik etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldikçe onlara verimli olmaya çalışıyoruz. Bir şekilde çocuklar sonuçta bir meslek sahibi olmak zorunda ve bu mesleği sağlamaları için de biz onlara rehberlik yapmak zorundayız. Evet sevgili izleyenlerimiz, programın sonuna doğru yaklaşıyoruz demiştik. Teknoloji Tasarım Atölyesi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, Teknoloji Tasarım Atölyesi'ndeyiz artık. Burada tabii ki öğretmenimizden bilgilerimizi alacağız ve öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmalar hakkında detaylı bilgileri buradan almış olalım inşallah. Merhaba hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Hoş Teşekkürler, geldiniz. Bizler deyiz, çok sağ olun. Siz tanıyarak başlayalım istiyorsanız. İsmim Ferit Kaçar, burada Teknoloji Tasarım öğretmenim bu okulda. Evet. Şimdi pandemiden dolayı zaten bizim dersimiz birebir uygulamalı bir dersti. Ama maalesef pandemide uygulamayı birebir yapamadık. Bu sebepten biz bu çalışmalarımızı, etkinliklerimizi bilgisayar destekli tasarım üzerine yoğunlaştırdık. Yapmış olduğumuz çalışmalarda, etkinliklerimizdeki uygulamaları burada bilgisayar üzerindeki programlardan öğrencilerin bilgisayar imkanlarını da dikkate alarak, gerekirse telefon uygulamalarını da kullanarak, yani bilgisayar imkanı olmayan öğrencilerin telefonlarından da bu imkanı oluşturabilmelerini sağlamak amacıyla bilgisayar destekli tasarıma yoğunlaştık. Artık yapmış olduğumuz etkinlikleri bilgisayar destekli tasarımda kodlama ağırlıklı ve görmüş olduğunuz gibi öğrencilerimiz çalışıyorlar. Tasarım zor bir iştir zaten, değil mi hocam? Yani? Şimdi evet, doğru söylüyorsunuz, zor bir iştir. Ama bilgisayar destekli tasarım konusuna girilince bilgisayarla tasarım biraz daha kolaylaştırıyor. İstesek de istemesek de tabii ki, yani uygulama gibi olmasa da burada bilgisayar destekli tasarımda da netice elde etmeye çalışıyoruz. Peki hocam, biz bu sınıflardayken, bu yaşlardayken bu derslerin eğitimini aldık diyelim. Sonrasında okullar bitti. Grafik tasarıma doğru mu ilerliyoruz, yoksa hangi branşları biz tercih edebiliriz ya da hangi mesleklere doğru yönelebiliriz bu eğitimler sayesinde? Geniş alanda ilerleyebiliriz. Ama en önemlisi tabii Güzel Sanatlar Lisesi için güzel bir uygulama dersi. Burada öğrencilerimizi tanıyabiliyoruz. Bir nevi fabrika gibi. Bakın, burada kodlama ile ilgili, ürüne dönüşüm süreci ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu tabii ki giriş seviyesinde oluyor. Yani en azından bir tanıtmış oluyoruz. Çocuklar her alanda kendilerini bence geliştirmiş oluyorlar. Çok da şanslılar. Evet. Daha önce bizim zamanımıza göre daha şanslı olduklarını düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi tabii ki okulda vermiş olduğumuz eğitimlerin bir de yurt dışı ayağı var. Yani yurt dışına bağlı geliştirdiğimiz projelerde neler yaptık, bununla ilgili de kıymetli hocalarımızdan tabii ki bilgilerimizi almaya devam edelim. Birazdan da çocuklarımızın, öğrencilerimizin yapmış olduğu, buyurun hocam lütfen, öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmaları ekranlarınıza getirelim istiyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Yurt dışı
çalışmaları, projeleri, bunları hakkında bilgi almak isteriz sizden. Mahmut Ortaokulu çok yönlü bir okul. Akademik anlamda çocuklarımızı yetiştiriyor olsak da bunun dışında sanatsal kültürel faaliyetlerde de biz varız. Ve çocuklarımızı buradan sonra güzel sanatlara, tasarım fakültelerine gönderiyoruz. Bunun için teknoloji tasarım dersini çok güzel kullanıyoruz arkadaşlarımla birlikte. Ben müdür yardımcısıyım Kaşgar Mahmut Ortaokulu'nda. Fakat branşım teknoloji tasarım olduğu için bu anlamda çok verimli çalışmalar yapabiliyoruz. K12 Erasmus projesiyle 6 ülkenin katıldığı İngiltere, Galler, İspanya, Finlandiya, Birleşik Krallık ülkelerinin katıldığı bir projede birlikte yer aldık geri dönüşüm projesinde. Ürünleri kullan, tekrar değerlendir, geri dönüştür adı altında bir projeydi. Eğer pandemi süreci olmasaydı ülkemize davet edecektik. Biz gittik Finlandiya'ya ama maalesef bu süreçte gerçekleştiremedik ama çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tabii devam edeceğiz. Sıra İspanya'da. Biz gittik, inşallah onlar gelecekler ve bu şekilde çocuklarımızı çok yönlü geliştirmeye hem de ülkemize faydalanmaya çalışıyoruz. Evet, öğrencilerimizin çalışmalarına tabii ki bakacağız. Birazcık anlamaya çalışacağız ve kendilerini tanıyacağız. Kolay gelsin. Teşekkürler. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Ayşe Feyza. 7C sınıfındayım. Şu an bir AVM tasarlıyorum. AVM tasarlıyoruz. Oo, mimar olacak bizim öğrencilerimiz ya, maşallah. Harikasın. Peki zorluğu var mı? Zor yanları, kolay yanları, bize sağlamış olduğu faydaları, bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Neler çizebiliyoruz bu şeyde, programda? Bu programda eğer mimar olmak isteyen arkadaşlarımız da varsa buradan istedikleri eve veya herhangi bir şeyi tasarlayabilirler. Bizim için çok uygun bir uygulama oldu. Çok kolay bir uygulama oldu. Bilgisayarlarına indirip kullanabilirler aslında. Artık öğrencilerimiz bu dersler sayesinde, tabii ki eğitimler sayesinde çekimler yapabiliyorlar, çizimler yapabiliyorlar, kurgular yapabiliyorlar. Çizimlerde tabii detay var yalnız, değil mi? Mimari çizimler. Başka neler? AVM'den sonra ne var mesela sırada? Ya da neler yaptık şimdiye kadar? Şimdiye kadar ev tasarladım, villa tasarladım. Mimar mı olmak istiyorsun acaba diye düşündüm şu an. Yok, aslında mimar olmayı düşünmedim ama ilgim var tabii ki de mimarlığa da. Yetenek isteyen şeyler çünkü. Güzel sanatlar mı düşünüyoruz peki? Yok aslında, tıp alanında. Harikasın. İnşallah gönlüne göre olsun kuzucuğum. Bir bakalım çizime. Animasyon gibi yani, harika çizimler yapmışlar. Ellerine sağlık her birinin. Artık sona doğru geldik. Bütün eğitmenlerimiz, bütün öğretmenlerimize, bütün öğrencilerimize, tabii ki müdür beye çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu imkanı sağladığı için ve böyle bir hizmet verdiği için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Ne yapıyoruz efendim? Kapanışta birazdan karşınızdayız. Evet sevgili izleyenlerimiz, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'ndaydık ve buradaki hem ödül törenimize katılmış olduk hem de bütün atölyelerimizi gezdik. Kültür sanattan akademik eğitimlere kadar birçok bilgimizi, sınıflarımızı gezdik, bilgilerimizi aldık ve artık program sonuna geldik. Kıymetli öğretmenlerime, başta Selami Hocama teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ödülle taçlandırdılar bizleri, çok sağ olsunlar. Ve bütün kadromuza teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese, gençlerimize, geleceği en iyi şekilde hazırlayan bu kıymetli öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Yayında yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tabii ki kamerada kim var? Volkan var. Epeyce yoruldu çünkü. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve siz değerli izleyenlerimize teşekkür ediyoruz efendim. Sözümüz sağlığa diyoruz ama birer cümleyle artık veda konuşmamızı yapalım. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hocam? Tüm emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ne güzel hazırlamışsınız gençleri, böyle İngilizce, şakır şakır İngilizce konuşuyorlar. İnşallah biz de ders almaya gelelim buraya. Ayaklarınıza sağlık. Desteksiz olmaz. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Siz teşekkür ederiz. Hocam emek verdiniz, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ediyoruz. Yine bekliyoruz sizi. Arka planda çok koşturan hocalarımız. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bekleriz okulumuz için. İnşallah. Hocam. Evet, çok teşekkürler. İnşallah daha büyük başarılarda yine bizimle birlikte olursunuz. İnşallah. Bekliyoruz herhalde. Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu ailesi olarak bize zaman ayırdınız, bize değer verdiniz ve aramızdasınız. Size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Anonsumuz da var tabii ki. Evet sevgili izleyenlerimiz, program sonundayız. Yayında yapımda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.